Merhaba arkadaşlar, sır makineden Akif ben. Bugün yine bir mekanik piko makinası bakım için geldi. Ve bu makinamızda gözlemlediğimiz nedir? Ama kullanıcı, ama tamirci arkadaşlar bilemiyorum kimin yaptığını. Ama ki buradaki olay şudur. Bakın görüldüğü gibi her tarafı yağ arkadaşlar. Yani bu şekil olmaması gerekiyor. Makina yani yağlama yapar iken yağlanması gereken yerler var, gerekmeyen yerler var. Onun için görmeziye yağlama yapmayın. Yaptığınız takdirde mesela bu makinamızdaki oluştuğu gibi motor çalışmıyor. Yani bu da ne şekilde bir sorun çıkartıyor? Birlikte test edelim sizinle. Bakın. Yani gönülsüz çalışıyor ve duman atıyor. Bu motorun yanmasına sebep olabilir. Bunun için de sizlere ara ara videolarımda anlatıyorum. Diyorum ki ne arkadaşlar, bilinçsizce yağlama yapmayın. Yani bu tür makinelerde bilinçsizce yağlama yapılmaz. Eğer ki yani bu teknik arkadaşlar da yapıyor. Örnek vereyim, yani ne oluyor? Diyor ki ne? Makinenin canı yağ. Bakın görüyor musunuz elimdeki siyahlı? Yani bu kayışın çürümesine neden oluyor. Bu yani yağlı bir şekilde çalışan bir kayış değil. Ve zannedersem yağ kalıntılarını nemi görüyorsunuz? Yani bu kasnakta yağın ne işi var? Tam bu kasnakla kayış arasında peki ne var? Yani mantıklı bir şey değil yani. Şimdi bu metal bir sürtüşen bölüm değil. Eğer bu kayış illaki yağlanması gerekiyorsa bu kayışa zarar vermeyecek. Kayışa zarar vermeyecek yağ kullanması gerekiyor. Bunu firma, fabrika, bunu imal eden fabrika eğer kayışa yağ kullanmamışsa bizim de kullanmamamız gerekiyor. Kullanırsak ne olur? Kayış çürür, kopar. Çünkü madeni yağlarda metal bileşenler var. Artı petrol içerikli. Bunlar kimyasal olduğu için çürüme yapar. Yani burada dikkat edin derim. Bakın mesela içerideki plastik diski görüyor musunuz? Bu da aşırı derece yağlanmış arkadaşlar. Yani bunun bu şekilde bu kadar yağ olması mantıklı değil. Yani düşünün bakın bu şekil. Bu nedir? Bu böyle olmaz. Buna dikkat etmelisiniz. Yani aksi halde örnek vereyim. Bu motoru değiştirmek zorunda kalırız. Eğer ki bu motoru değiştirir isek yani ortalama 100 ila 200 lira arasında bir masraf çıkar. Yağlamayın. Basitçe getirin 30, 40, 50 neyse servise, işten anlayanlara verin. Yani bunu bazı makinacılar da yapıyor. Mesela karşılaştık. Elektronik kart var bazı makinaların motorlarında ve bu makinara üstten yağ damlattıkları zaman bu kısımda direkt motora iniyor. Nereye inecek? Düşünün buradan yağ döktünüz böyle sağına soluna veyahut da sprey yağ sıktınız. Doğru aşağı inecek. Nereye? Motora. Ve burada elektrikli anahtar tertibatı var. Akımın dağıldığı lambaya ve motora dağıldığı bir bölüm var. Bu bölüme geldiği zaman tıkır 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 böyle atlama yapacak ve yağ yaklaşık %70 gibi iletken bir maddedir. Elektrik akımını iletecektir mutlaka diğer bölüme. Bu da tehlikedir. Yani bilinçsizce derim arkadaşlar, sökmeyin, söktürtmeyin. Bilmeyen insanlara bu makinanızı söktürtmeyin. Ha paranız var, ayrı dava. Söktürün. Tekrar ikinci bir ustaya gidiyorsunuz. Ve ikinci bir ustada da tekrar bedel ödüyorsunuz. Bence bilmeyerek yağlamayın, yağlatmayın makinanızı. Her yerde açtırtmayın. İyi dikişler.